Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden biyolojinin sınıflandırma konusuyla alakalı KPSS'nin soru çözümlerine devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen sorumuzu okuyalım. Yandaki grafiğe göre vermiş birey sayısı canlı çeşidi durumlarından hangisi söylenebilir demiş. Canlı çeşidi artarken sayıda artar demiş. Bakalım nereden birey sayısı artıyor, canlı çeşidi artıyor ve birey sayısı artıyor. Ne bu? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Yani aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Aşağıdan yukarıya doğru giderken gördüğünüz gibi hem canlı sayısı artıyor hem de canlı çeşidi artacaktır abicim. Hop, doğrudur. Türden aleme doğru birey sayısı artar. Türden aleme doğru birey sayısı artar. Doğrudur. Alemden türe doğru benzerlik artar. Alemden türe doğru benzerlik artar. Bu yanlıştır. Çünkü bu grafiğe göre yapıyoruz arkadaşlar. Şu grafiğe göre, yani bu grafiğe göre yapacağız. Bu türden aleme doğru gidiyor. Tamam mı? Alemden türe doğru gitmiyor. Dediği doğru aslında. Alemden türe doğru benzerliğin artacağını biliyoruz ama bu grafiğe göre bu değil. Bu grafiğe göre türden aleme doğru gidiyoruz. Birey sayısı ile canlı çeşitliliği doğru orantılıdır. Evet, bu grafiğe göre bu da doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımızda çıktı. Yani soruyu grafiğe göre yorumlayacağız arkadaşlar, yoksa hataya düşeriz. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisini taşıyan bir canlının kesinlikle sürüngen olduğu söylenebilir? Kesinlikle sürüngen olduğu söylenebilir. Bakalım. Boşaltım atığı ürik asit. Şimdi bu sürüngen ve kuşların özelliğidir. A'ya attım. Sırt bölgesinde sinir taşıma. Abicim bu omurgalıların hepsinde vardır. Bunu attım. Soğukkanlı olma. Soğukkanlı olma sürüngenlerde vardır, balıklarda vardır, kurbağalarda vardır. Bunu da attım. Buna bakarak sadece bunun kesinlikle sürüngen diyemem. Kapalı kan dolaşımına sahip olma. Bütün omurgalılarda kapalı kan dolaşımı vardır. Bunu da attım. 3 odalı kalbinde yarım perde. Bak, burası yarım perde son derece önemlidir. Çünkü balıklarda 2 odacıklı göz kalp vardı. Kurbağalarda 3 odacıklı vardı. Sürüngenlerde 3 odacıklı yarım perde sürüngenlere ait olan bir özellikti. Kuşlarda ve memelilerde ise 4 gözlü kalp vardı. Yani kulakçıklar ve karıncıklar birbirinden ayrıydı ve kan karışımı kesinlikle olmazdı. Kirli ve temiz kan birbirine karışmadan gönderiliyordu. O yüzden doğru cevabımız Edirne. Evet, 3 gözlü, 3 odalı kalbinde yarım perde bulundurma direkt olarak sürüngenlerin özelliklerinden. Bitkiler ikiye ayrılıyor. Tohumlu bitki, tohumsuz bitki. Eyvallah, doğru. Tohumsuzları damarsız tohumsuz veya damarlı tohumsuz olarak ikiye ayrılıyor. Yani şurası karayosunu, şurası eğrelti otu. Arkadaşlar, bunları iyi bir şekilde anlamak istiyorsanız benim bitkiler kısmına girebilirsiniz. Anlattığım bitkileri çok detaylı bir şekilde anlattım. Oraya girerek oradan dinleyebilirsiniz. Damarlı tohumlu, damarsız tohumsuz nedir? İşte eğrel totu ne işe yarar? Gerçek kök gövde yaprağı bulunur mu? Ne şekilde olur? Hepsini detaylı bir şekilde anlattığım bitkiler kısmını mutlaka dinleyip o bitkilerden de sorular kısmında mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum abicim. Onları yaparsanız bu soruları zaten net olarak kaçırmayacaksınız. Tohumlar açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Açık tohumlu derse hemen aklımıza kozalaklılar gelecek, çamlar gelecek. Yorumu ona göre yapacağım. Kapalı tohumlu da tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tamam, bunları da söyledik. Bitkilerin sınıflandırıldığı yukarıdaki tabloda numaralandırılan sistematik gruplara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? 1. Karayosunu damarsız tohumsuz, eyvallah, doğrudur. 2. Eğrelti otu damarlı tohumlu, damarlı tohumsuz, eyvallah, doğrudur. Ladin açık tohumlara verilen örneklerdendir. 4. Bakla, neresi? 4. Bakla. Bakla tek çenekli değildir abi. Bakla çift çeneklidir. Doğru cevabımız budur. Bak, baklada hemen yorum gelmiş. Zor bir soru arkadaşlar. Yani bu zor bir soru. Hani gerçekten detaylı bir şekilde bilmeniz lazım. Gülün de çift çenekli olduğunu bilmeniz lazım. Yani zor bir soru. Bunun kuru ezber mutlaka, o dediğim gibi, o bitkiler kısmını şeyden ulaşabilirsiniz. AYT kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalın ana sayfasından mutlaka dinlemenizi öneriyorum abicim. Yukarıdaki verilen evrimsel yönden basitten karmaşığa göre. Bak, evrimsel süreci şöyle yapacağız arkadaşlar. Bak, evrimsel süreci şöyle yapacağız. Bak, tohumsuz önce damarsız, sonra damarlı. O zaman önce karayosunu, sonra eğrelti otunu. Şuraya geldiğim zaman önce açık tohumlu, sonra kapalı tohumlu, gördün mü? Ya, evrim böyle devam ediyor. Şimdi şuna geldiğimiz zaman, gördün mü? Şurası tohumsuz zaten. Bu da tohumsuz.
1-2 ile devam edeceğiz. 1-3, 1-3. Basitten karmaşığa göre 1-3. Sonra şurada kafanız karışacak. Karaçam mı, mısır mı? Abicim karaçam açık tohumludur. Bu kapalı tohumludur. Bak hemen ona gideceğiz. Yani 4-2 olacak. Doğru cevabımız Bolu olarak karşımıza çıkmıştır. Gördüğünüz üzere abicim. Gelelim bir tane daha bitki sorusuna. Bakalım bir tane daha bitki sorusuna. Güzel vermiş. Bak arkadaşlar bu son derece önemli. Gördüğünüz gibi iletim demetleri düzensiz olarak dizilmiş. Şöyle kambiyum yok. Gördünüz mü? Kambiyum yok. Hemen ona bakacağız. Hemen tek çenekli oldu. Ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Hangileri ortaktır? Hangileri ortak değildir? Kambiyum yok. Bir kere kambiyum içer mi? Ortak değildir. Mutlaka 3 olacak, tamam mı? Bak, iletim demetlerine sahip olma. Her ikisi de mutlaka iletim demetlerine sahip olacak, tamam mı? Her ikisi de mutlaka iletim demetlerine sahip olacak. Tohum içinde embriyoda çenek taşıma. Bak bu tek çeneklidir. Bu çift çeneklidir. Çift çenekli olduğunu bundan anlıyorum. Tamam mı? Kambiyumundan anlıyorum. Bu tek çenekli kambiyum içermez. Hemen buradan anladım ama tek veya çift olmak üzere çenek içeriyor ama kambiyum içermiyor. Bak kambiyum olsaydı şöyle yıllık halkası olacaktı. Burada yıllık halka yok. Ben kendim çizdim bunu. Doğru cevabımız yalnız 3. Yani Bolu ortak olarak içermezler. Onu gördük abiciğim. Tamam mı? Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisine bakılarak bir hayvanın omurgasız olduğu kesin olarak söylenir. Kesin olarak söylenir. Şimdi bakın. Omurgalı, omurgasız ayrımı yapacağız. Bir kere heterotrof olması, omurgalılar da olur, omurgasızlar da olur. Yani dışarıdan besinlerle beslenmesi, heterotrof demek. Kendi besini yapması. Aktif hareket edebilir. Al, sinek de aktif hareket ediyor. Ben de, böcek de, ben de. Ben omurgalıyım. Bak, şöyle yapalım. Şurası böcek olsun, burası insan olsun. Ona göre yorum yapacağız, tamam mı? İç iskelete sahip olma. Böceğin de iç iskeleti yok mu abicim? İç iskeleti olan, yani böcekte olmasa bile omurgasızlardan kimlerde var biliyor musun? Süngerlerde iç iskelet var veya derisi dikenlerde, yani deniz kestanesinde, deniz yıldızında iç iskelet var. Bak bu da var. Bunu da geçtik. Bizde de zaten iç iskelet var. Açık dolaşımın görülmesi. Bak şimdi abicim. Bizlerin hepsinde, yani omurgalıların hepsinde kapalı kan dolaşımı vardır. Kapalı kan dolaşımı veya açık kan dolaşımının manası şu. Kalp var. Kalp benzeri bir yapı var veya kalp veya kalp benzeri bir yapı var. Atar damarla atıldığı kan vücuttan. Sonra açık dolaşımda kılcal kan damarları yok. Buradan kan sinüs adı verilen boşluklara doluyor. Sonra toplar kan damarıyla toplanıp kalbe geliyor. Buna açık kan dolaşımı deniyor. Yani eğer ki kan damar dışına çıkıyorsa açık kan dolaşımı deniyor. Eğer ki damar dışına çıkmıyorsa, bakın bizde çıkmıyor. Bizde kalp pompalıyor atar damarla. Sonra kılcal kan damarlarıyla vücutlara gidiyor. Sonra tekrardan toplar kan damarla kalbe geri geliniyor. Yani bizde hiçbir şekilde kan damar dışına çıkmıyor. İşte bu kapalı kan dolaşımıdır. Ama omurgasızlarda açık kan dolaşımı görülüyor gördüğünüz üzere. Omurgasızlarda kapalı kan dolaşımı yok mu? Var. Halkalı solucanlarda kapalı kan dolaşımı var. Manco test sorusu. Ama açık kan dolaşımı omurgasız olduğunun kanıtlarından bir tanesidir. Omurgalıya göre. Tamam mı abicim? Manco test sorusudur. Doğru cevabımız denizlidir gördüğünüz üzere. İki canlının evrimsel açıdan akrabalık derecesinin belirlenmesinde özelliklerinden hangileri kanıt olarak kullanılamaz demiş. Tamam mı? Bak bir. Biyokimyasal benzerlik kullanılacaktır. Zaten biyokimyasal, yani protein benzerliği, gen benzerliği, tamam mı? Son derece önemli. Yani zaten biyokimyasal benzerlik derken protein benzerliğine bakılıyor. Yani organ nakillerinde, doku organ nakillerinde ne yapılır? Protein benzerliğine bakılır. Yakın olanlar birbirlerine dokusunu, organını verebiliyor, tamam mı? Bu sınıflandırmanın en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Akrabalık derecelerinin en önemli kanıtlarından bir tanesidir, tamam mı? Genellikle de zaten nakillerde anneden, babadan, kardeşten alınır ki doku benzerliği, doku uyumu yapılsın diye. Tamam mı? Embriyonik gelişim benzerliği kanıt olarak kullanılır abicim. Embriyonik gelişim benzerliği de kanıt olarak kullanılır. Ama analog organların varlığı. Bak ne demiştim ben size? Eğer ampirik sınıflandırma, yani yapay sınıflandırma olacaksa analog organa bakılır. Filogenetik, yani doğal gerçek sınıflandırma yapılacaksa bilimsellere bakılır. Yani bilimsellerde analog organlara bakılmaz. Homolog organa bakılır. Üçe bakılmayacak. Üçsüz olanı at. Bir ile ikisiz olanı at. Bak doğru cevap çıktı.
1 ile 2'li olan at. Kromosom sayısının benzerliği dikkate alınmaz. Neden dikkate alınsın ki? Moli balığı da 46, ben de 46'yım. Hatta kurtboğazı bitkisi de 46. Yani aynı kromozom yapısına sahip diye bunlar aynı sınıflandırma içerisinde yer alınamaz. Çünkü kromozom benzerliği olabiliyor. Sayı benzerliği maalesef olabiliyor abicim. Bunu da bileceğiz. Doğru cevap 3 ve 4. Sürüngen kuş ve memeliler sınıfına giren hayvanlarda hangileri ortak olarak bulunur demiş. 1. Akciğer solunumu. Sürüngenler de akciğer solunumu yapar. Kuşlar da akciğer solunumu yapar. Memeliler de akciğer solunumu yapar. Şunu bileceksiniz. Omurgalılar sınıfında akciğer solunumu yapmayan tek canlı grubu balıklardır. Onlar da solungaç solunumu yapıyor. İç döllenme. Sürüngenlerde de iç döllenme dış gelişme vardır. İç döllenme dış gelişme vardır. İç döllenme iç gelişme vardır. Anlaştık mı? Yani bunlar yumurtlayarak çoğalır. Yani iç döllenme vardır. Kapalı kan dolaşımı. Omurgalılarda, omurgalıların hepsinde kapalı kan dolaşımı vardır. Bir önceki soruda detayını anlatmıştım abicim ben burada bunun. Bütün omurgalılar canlı grubunda kapalı kan dolaşımı söz konusudur. Yani doğru cevabımız 1, 2 ve 3 Edirne olarak karşımıza çıkmıştır abicim diyoruz. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına halen abone değilsen abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edip oralardan soru gönderebilirsiniz veya istediğiniz bir konu varsa onun anlatımını yaptırabilirsiniz abicim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden sınıflandırmanın soru çözümlerine devam edeceğim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere abicim.